konuklarımız. Biz bu konserimizde çok iyi anladığınız gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan 100. yılına kadar hemen hemen onar yıl aralarla sadece birer sembolik eser sunarak bugüne geldik. Şimdi sizlere bir sorum var. Şu ana kadar birinci bölümde neler hissettiniz? Neler hissettiniz? Hiç cevap verebilecek geçmişe gittiniz başka? Heyecan ve duygular karışıktı. Başka? Herkesin böyle içinde, yüreğinde bir yerlere dokunduk değil mi? Evet. Özlem duydunuz. Ne kadar güzel bir ifade. Evet saygıdeğer misafirlerimiz. Özlem duyduk o yıllara her şeyden önce. Evet. Şimdi bir 50 yıl diye ifade edeceğimiz yıla geldik. Sene 1973. Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk ve Başbakanımız Naim Talo idi. Yıl dönümü kutlamasının değil, kutlamalarının ülke çapında nasıl olacağına ilişkin bir kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmişlerdi. Kanun 10 ay gibi bir hazırlık sürecinden sonra yürürlüğe girmişti. Söz konusu kanunun ilk iki maddesini sizlere okuyacağım. Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. yıl dönümü bu kanun esasları içinde kutlanır. Madde 2. Kutlama programlarının başlıca amacı milletimizin istiklaline, tarihi haklarına ve yurdumuza yapılan haksız saldırılara karşı milletçe direnişi, saldırgan düşmanları yurdumuzdan kovmak için şahlanan milli şuur ve milli mücadele, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini temel sayan, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş ve gelişimini, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve hayat sebebi olan Atatürk İnkılabı'nın milli hayatımızdaki önemli rolünü, Türk Milli Mücadelesi'nin mazlum milletlerin kurtuluş çabalarına örnek ve önder oluşunu, modern Türk Devleti'nin dünya milletleri arasındaki yerini, insan hak ve hürriyetlerini geliştirme ve koruma azmini, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlılığını, Türk milletinin bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada, ortak bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülkü etrafında birleşme gereğini, bütün imkanlardan yararlanarak içte ve dışta duyurmak, anlatmak ve kavratmaktır. Yaşına verdi Cumhuriyeti 50 şeref yaşına.
Oh.